Seçim günü sandık kurulu üyesi ve müşahit olarak görev yapacak arkadaşlarımızın görev, yetki ve sorumluluklarına bir göz atalım. Sandık kurulu üyesi kimdir? Ne iş yapar? Sandık kurulu üyesi seçim günü sandık başkanı ile birlikte oy verme işlemlerini yürüten, partiler adına ilçe seçim kurulları tarafından resmi olarak görevlendirilen kişilerdir. Müşahit kimdir? Ne iş yapar? Oy verme günü sandık kurullarının yapacağı iş ve işlemleri takip eden kişilerdir. Partiler tarafından görevlendirilirler. Temsil ettikleri parti adına şikayet ya da itiraz hakkına sahiptirler. Kısacası sandık kurulu üyesi işi yapar, müşahit ise sandık kurulunun yaptığı işi takip eder. Türkiye'nin her yerinde oy verme işlemleri aynı saatte başlamayacak. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 7'de başlayacaktır. Türkiye'nin diğer illerinde ise oy verme işlemi saat 8'de başlayacak. Saat 7'de oy verme işleminin başlayacağı illerde sandık kurulu üyelerimiz en geç saat 5.30'da görev yerlerinde hazır olmalıdır. Oy verme işleminin 8'de başlayacağı illerde ise en geç 6.30'da görevli oldukları sandık başında bulunmaları gerekmektedir. Sandık kurulu üyelerimiz zamanında görev yerinde olmazsa ne olur? Geç kalınırsa sandık kurulu üyeliği hakkını kaybeder. Bu nedenle kesinlikle geç kalmamalıdır. Unutulmamalıdır ki sandık kurulu en az bir başkan ve 3 üye ile toplanır ve çalışmalarına başlar. Eğer oy verme işlemleri başlamadan bir saat önce hazır bulunan üye sayısı 3'ten az ise bu eksiklik yedek üyelerce tamamlanır. Bu nedenle yedek sandık üyelerimizin de erkenden sandık başında olmaları gerekmektedir. Peki sınıfta yedek sandık kurulu üyeleri de yoksa ne olur? Sandık kurulu başkanı o an orada hazır bulunan ve okuma yazma bilen seçmenlerden birini sandık kurulu üyesi olarak seçer. Bu nedenle müşahitlerimiz de erkenden görev yerlerine gelerek sandık kurulu üyesi olmak için talepte bulunmalıdır. Ben sandık kurulu üyesi olmak istiyorum demelidir. Yani müşahitlerimiz de sandık kurulu üyelerimizle birlikte aynı saatte görev yerlerinde hazır bulunmalıdır. Oy verme işlemleri başlamadan önce sandık kurulu üyeleri ne yapar? Oy verme işlemi başlamadan bir saat önce toplanır, ant içer, sandığı yerleştirir, kapalı oy verme yerini düzenler. Önemli olan oy kullanmak için kullanılacak gereçlerin bulunduğu torbanın orada ilk defa açılma sürecidir. Torbanın içerisinden seçim araç gereçleri eksiksiz çıkmalıdır. Sandık Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından mühürlenerek paketlenmiş oy pusulalarını orada bulunanlar önünde açmalıdır. Pusulaları tek tek sayarak toplam sayıyı tutanak defterine yazmalıdır. Aynı torbadan çıkan ve üzerinde YSK amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan sarı renkli zarflar sayılarak tutanak defterine geçirilir. Her zarfın arkası da sandık kurulu mührü ile mühürlenir. Oy pusulalarının ve zarflarının sandık kurulu mührü ile mühürlenmemesi durumunda geçersiz sayılacağını asla unutmayın. Buradaki olası seçim hilelerini önlemek için ne yapabiliriz? Oy pusulaları ve zarfların hepsinin aynı yerden mühürlenerek bunun karar defterine geçirilmesini önerebiliriz. Böylece dışarıdan gelebilecek olan sahte oy pusulası ve zarfları sayım döküm aşamasında ortaya çıkartabiliriz. Oy verme sürecindeki işlemlere geçmeden önce bilmemiz gereken bir konu daha var. Bu da sandık alanı ve sandık çevresinin ne olduğu ve burada kimlerin bulunabileceğidir. Sandık çevresi pratikte sınıftır.
Sandık çevresinde sandık kurulu başkanı ve üyeleri, müşahitler, milletvekilleri, o sandığa kayıtlı seçmenler, ilçe seçim kurulu binası sorumluları ve itiraza yetkili kişiler bulunabilir. Kolluk güçleri müdahale etmelerini gerektirir bir durumda sandık kurulunun çağrısı üzerine gelebilir. Görevleri bittiği anda sandık çevresini terk etmek zorundadırlar. Sandık alanı ise pratikte okul ve okul bahçesidir. Sandık çevresinde bulunma hakkına sahip olanlar dışında hiç kimse sandık alanında bulunamaz. Görevli kolluk güçleri dışında özel güvenlik, zabıta, korucu gibi resmi üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremez. Bu noktada önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Seçim günü propaganda yasağının bulunması nedeniyle sandık çevresinde ya da alanında hiç kimse başkalarının görebileceği şekilde evet ya da hayır, rozet, amblem ve benzeri propaganda amacı taşıyan araçlar taşıyamaz. Sözlü, yazılı ya da görüntülü propaganda yapamaz. Sandık başında hiç kimse oy kullanacak seçmene müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamaz. Oy verme sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Oy verme yerinde dikkat edilmesi gereken ilk konu seçmenin kimlik tespitidir. Sandık seçmen listesinde adı yazılı her vatandaş TC kimlik numarası taşıyan bir kimlik kartıyla, yani nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, ehliyet, pasaport, nüfus bilgilerini içeren soğuk damgalı herhangi resmi bir kimlik belgesiyle oyunu kullanabilir. Bu belgelerden birini bulunduran seçmenlerin beraberinde seçmen bilgi kağıdını bulundurması zorunlu değildir. TC kimlik numarasını taşıyan bir kimlik belgesi yoksa o zaman herhangi resmi bir kimlik belgesiyle birlikte seçmen bilgi kağıdını ya da nüfus kayıt örneğini göstermek zorundadır. Sandık başkanı seçmenleri hangi konularda bilgilendirmelidir? Sandık başkanı her seçmeni seçmen kapalı oy verme yerine gitmeden önce sandık kurulu ve müşahitlerin önünde şu konularda bilgilendirebilir. Birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın dışına taşırmamak suretiyle tercih mührünü basması, başka hiçbir yere imza, işaret koymaması, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması gerektiği, tabi bu arada sandık kurulu seçmene oyunun rengini evet mi, hayır mı vereceğini sormaz ya da işaret edemez. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz sayılacağını hatırlatır. Cep telefonu, fotoğraf makinesi veya kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşmeyi sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu, birleşik oy pusulası verildikten sonra hata yapması durumunda veya başka bir nedenle yeni bir birleşik oy pusulasının verilemeyeceği hatırlatılır. Sandık kurulu başkanı, üyeleri ve kolluk güçleri ilçe seçim kurulu tarafından önceden hazırlanmış örnek 142 belgesi ile sadece görev yaptıkları sandıkta oy kullanabilirler. Oy kullanan görevlilerin 142 belgesi alınır, tutanağa geçilir ve bu belge sandık torbasına konulur. Bu belgeye sahip olmayan görevliler oy kullanamaz. Tek başına oy kullanamayacak durumda olan engelli yurttaşlarımız sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli yurttaşa yardım edemez. Okuma yazma veya Türkçe bilmeyen seçmenlere sandık başkanı, sandık kurulunun ve müşahitlerinin önünde sadece birleşik oy pusulası üzerinde nasıl oy verileceğini açıklar. Bunu yaparken sadece evet'e ya da sadece hayır'a işaret edemez. Özellikle bir rengi anlatım dışı bırakamaz. Sandık başkanı, sandık kurulu üyeleri hiçbir gerekçeyle seçmenle beraber kapalı oy verme yerine giremez. Oy verme saatleri her ilde aynı mıdır? Oy vermenin saat 7'de başladığı yerlerde oy verme işlemleri saat 16'da biter. Diğer illerde saat 17'de biter. Bu saatlerden önce sandık çevresinde hazır bulunan ama oyunu kullanmayan tüm seçmenler sırasıyla oy kullanırlar. Belirtilen saatten daha sonra gelen oy kullanmamış seçmenler oy kullanma haklarını kaybeder. Saatinde git, oy kullanma hakkını kaybetme. Şimdi geldik seçimin en heyecanlı kısmına, oyların sayım ve döküm aşamasına. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Müşahitler, görevli oldukları
Seçmenler oy kullandıkları sandıklarda sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler. Sayım ve dökümün sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel olmadığı sürece hiçbir müşahit ve seçmen kesinlikle sınıftan çıkartılamaz. Sınıfın kapıları kapatılamaz. Sayım ve dökümün başlayacağı ilan edildi. Kaç seçmenin oy kullandığı, kaç seçmenin imzalı sandık seçmen listesinden tespit edilerek tutanağa geçirildiği, kaç sandığın açıldığı ve zarflar sayılmaya başlandıktan sonra hangi zarfların geçerli ya da geçersiz olduğu nasıl tespit edilir? Üzerinde YSK amblemi bulunmayan, herhangi bir amaçla bir işaret koyulmuş, sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü taşımayan, tamamı yırtık zarflar açılmadan geçersiz kabul edilir. Ancak özel bir işaret koymak amacıyla değil de yanlışlıkla lekelenmiş, çizilmiş veya bir tarafı yırtılmış zarflar kesinlikle geçerlidir. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılamaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşürülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı sandık sonuç tutanağına mutlaka yazılmalıdır. Sandık kurulu tarafından verilmeyen, üzerinde YSK filigranı bulunmayan, sandık kurulu mührü bulunmayan, tercih mührü basılmamış, oy pusulasında evet, hayır şeklinde ayrılan alanlardan, beyaz veya kahverengi bölümlerden, her ikisine birden tercih mührü basılmış olan, diğer alana taşmış tercih mühürlü olan, imzalanmış ya da özellikle işaret koyulmuş oy pusulalarıyla birbirinden tamamen kopmuş şekilde yırtılan oy pusulaları geçersizdir. Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan, kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması halinde bu zarftan çıkan oy pusulası da geçersizdir. Ancak oy pusulası zarfın açılması sırasında yırtılmışsa, oy pusulasında evet hayır şeklinde ayrılan alanlardan, yani beyaz veya kahverengi bölümlerden birine diğer alana taşmamak kaydı ile birden fazla tercih mührü basılmışsa o oy pusulası geçerlidir. Yine oy pusulası katlanırken tercih mührü veya sandık kurulu mührü bir yerde tersten geçmişse, iz ve leke yapmışsa o oy kesinlikle geçerlidir. Oy sayım döküm işlemleri bittikten sonra ıslak imzalı mühürlü sandık sonuç tutanağının birer örneği sandık kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Müşahitlere de talepleri halinde ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağı mutlaka verilir. Sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz mutlaka ıslak imzalı mühürlü sandık sonuç tutanağını almalı. Akıllı cep telefonu ile sandık takip sistemimize girmeli ve hemen okul sorumlumuza ya da ilçe örgütümüze iletmelidir. Sandık kurulu üyelerimizin olmadığı yerlerde bu işlemi okul sorumlularımız yapmalıdır. Torba ve sandık sonuç tutanağı, sandık kurulu başkanı ile at çekme yoluyla belli edilecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere uğranmaksızın en kısa zamanda sandık kurulunun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Sandık kurulunun diğer üyeleriyle müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanırsa başkanla birlikte gidebilirler. Burada çok önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sandık kurulu üyelerimiz torbanın taşınması sırasında istekli ve gönüllü olmalıdır. Taşıma sırasında usulsüzlük olduğunu görürsek ne yapmalıyız? Burada belirtilen hususlara aykırı durumlar karşısında fotoğraf veya video çekilmeli ve hemen ilçe seçim kurullarına itirazda bulunmalıdır. Tüm bu süreçte mevzuata aykırı iş ve işlemlerle ilgili olarak müşahitlerimizin ve seçmenlerimizin temel iki hakkı bulunmaktadır. Şikayet ve itiraz hakkı. Şikayet nedir? İtiraz nedir?
İkisi de aynı şey midir? Yasalara aykırı iş ve işlemlerle ilgili sandık kurullarına yapılan her türlü sözlü ya da yazılı başvuruya şikayet denir. Seçim sürecindeki her türlü hukuka aykırı iş ve işlemlere ve sandık kurullarının mevzuata aykırı uygulama ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan başvuruya ise itiraz denir. Şikayet sandık kuruluna yapılır, itiraz seçim kuruluna yapılır. Şikayet dilekçe ya da sözle yapılabilir. Sözlü şikayetler karşılanmadığı takdirde sandık kurulunda bulunan özel tutanağa gerekçesiyle beraber mutlaka yazılmalıdır. Şikayet eden adını, soyadını, adresini yazar ve imzalar. Eğer şikayet reddedilirse sandık kurulu başkanından bu kararın imzalı, mühürlü bir örneği mutlaka istenmelidir. Bu tutanak ilçe seçim kurullarına itiraz için gereklidir. Şikayet sandık kurulu göreve başladıktan sonra başlar, sandık sonuç tutanağının imzalanmasına kadar görüşülüp karara bağlanır. Eğer sonuç tutanağı imzalanmış fakat sandık kurulu henüz dağılmamışsa şikayet yine görüşülür. Fakat süre dolduğu gerekçesiyle reddedilir, tutanak örneği şikayetçiye verilir. İlçe seçim kurullarına itiraz için son süre 18 Nisan 2017 Salı günü saat 15'tir. İtirazlarımızı bu süre içerisinde ilçe seçim kurullarına mutlaka yazılı olarak yapmalıyız. İlçe seçim kurullarına itiraz yapabilmek için önce sandık kuruluna şikayette bulunmuş olmak şart değildir. Tüm bu süreçte en önemli konu ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarının sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz ya da okul sorumlularımız tarafından alınmasıdır. Elimizde imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağı yoksa seçim hilelerine doğrudan müdahale edemeyiz. Sandık kurulu üyelerimizin, müşahitlerimizin ve okul sorumlularımızın olmadığı yerlerde il ve ilçe örgütlerimiz tarafından daha önceden ilçe seçim kuruluna bildirilmiş itiraza yetkili kişiler, gezici gruplar, sandık sonuç tutanaklarını toplamalıdır. Toplanan tutanaklar doğrudan ilçe veya il örgütlerimizdeki bilgi işlem sorumlularına teslim edilmelidir. Unutmamamız gerekenleri bir kez daha hatırlatalım. Mutlaka belirtilen zamandan önce görevli olduğunuz sandığın başında bulununuz. Sandık kurulu başkanı tarafından torba açılırken mutlaka torbadan çıkan bütün seçim evrakının tam, eksiksiz ve üzerinde hiçbir oynama yapılmadığına, torbadan seçim evrakı dışında bir şeyin çıkıp çıkmadığına dikkat ediniz. Kapalı oy verme yerini, seçmen listesini, hangi görevlilerin, kolluk görevlileri de dahil, sandığınızda oy kullanacağını kontrol ediniz. Sandık kurulu başkanının verdiği görevi aktif yürütürken, aynı zamanda sandık kurulu üye ve başkanlarının yaptıkları iş ve işlemlerin yasaya uygunluğunu takip ediniz. Öncelikle sandık kurulu başkan ve üyeleri olmak üzere, diğer seçmenler ve kolluk güçlerinin hiçbir koşulda seçmen tercihine etki edecek düzeyde yönlendirici olmadığından emin olunuz. Tekerrür oy kullanılmaması için oy kullanacak kolluk gücünün örnek 142 belgesini mutlaka siz de kontrol ediniz. Ayrıca seçmen listesine adının eklenip eklenmediğini ve oy kullanma işleminin tutanağa geçirilip geçirilmediğine dikkat ederiz. Başkalarının yerine oy kullanılmasını engellemek için kimlik tespitine dikkat ediniz. Seçmen üzerindeki olası baskıları engellemek için hiçbir seçmenin cep telefonu ile kapalı oy verme yerine girmesine izin vermeyiniz. Bu konuda sandık başkanı ve kurulunu uyarınız. Sayım ve döküm işlemlerinin açıklık ilkesine uygun bir şekilde yapılmasına dikkat ediniz. Geçerli ve geçersiz oy pusulalarına ve zarflara dikkat ediniz. Yakından inceleyiniz. Sandık sonuç tutanağının doğru doldurulmasına, imzaların eksiksiz olmasına ve mühürlenmesine dikkat ediniz. Sandık sonuç tutanağının bir örneğini mutlaka alınız. Sandık sonuçlarını akıllı cep telefonunuz aracılığı ile sandık takip sistemimize muhakkak yükleyiniz. Sandık sonuç tutanağını okul sorumlumuza veya ilçe örgütümüze iletiniz. Seçim iş ve işlemlerinin yasaya uygun bir şekilde gerçekleştiğinden emin olunuz. Aksi bir durumda okul sorumlularımız ve ilçe seçim kurulları ile iletişime geçiniz. 298 sayılı yasanın 82. maddesi ile 135 sayılı YSK genelgesinin 19, 20 ve 30. maddeleri gereğince partimiz adına görevli olduğu sandık çevresinde yani sınıfta ve alanında yani okulda bulunmaya
ve oy verme işlemlerini izlemeye hakkınız var. 298 sayılı yasanın 100. maddesi ile 135 sayılı YSK genelgesinin 42. maddesi gereğince sayımı dökümü izlemeye. 298 sayılı yasanın 105. maddesi ve 135 sayılı YSK genelgesinin 45 ve 48. maddeleri gereğince ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını almaya hakkınız var. 135 sayılı YSK genelgesinin 47. maddesi gereğince sayıma ilişkin torbanın ilçe seçim kurulu başkanına veya geçici ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilmesine eşlik etmeye. 298 sayılı yasanın 108. maddesi gereğince ilçe seçim kurulunda tutanakların birleştirilmesini izlemeye. 298 taksim 136. maddesi gereğince birleştirme tutanağını almaya hakkınız var. 298 sayılı yasanın 110. maddesi ve 135 sayılı YSK genelgesinin 50 ve 55. maddeleri gereğince seçim mevzuatına aykırı tüm iş ve işlemlerde partimiz adına sandık kurullarına şikayet ve ilçe seçim kurullarına itiraz hakkını kullanmaya seçim mevzuatı gereğince parti müşahitlerimiz yetkilidir.